Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. 5 Kasım Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bursa videomuz da yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz. Yine İstanbul videosu ile birlikte diyerekten başlıyorum. 9 koşulu bir program var İstanbul'da. İlk yarış 5 içerek gece başlayacak. 7 safkanın start alacağı e, satış koşusu, satış 2, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik pistte koşacaklar arkadaşlar. E, bu yarışta ee, tabii Satış koşulları genelde zorlu olur ama burada kuvvetli bir safkan var elimizde onu yazacağız ee, Tolga Yıldız'la 5 numaralı ünlü şimşek baktığımızda son yarışlarında 3-4-4-3-2-3 şeklinde gelen aslında güzel de para kazandıran bir safkan neden satıldığını tabii ki bilemiyorum güzel para kazandırıyor hem de 2 yaşında daha genç yani ee, niye yapılıyor bilmiyorum ama bizim için iyi durumda oluyor bu. Yani bu safkanı kesinlikle yazacağız. Yalnızca bir safkan onu geçebilir. Geçerse 4 numaralı Scarlet. Yani 5 ve 4 burada en geniş oynanacak kupon bence 5 ve 4 şeklinde olur. 2 taneden fazla at yazmaya gerek yoktur. 5 numaralı ünlü şimşek tek de geçilebilir ama son yarışlarında iyi geliyor 4 numaralı Scarlet. O sebeple onu da belirtmiş olayım dedim. Ve geçelim bu şekilde ikinci koşuya. Yine 7 safkanın start aldığı şart 5 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetikte koşulacak bir koşu. Arkadaşlar burada e, iyi durumda gelecek olan safkan son koşusunu kazanan daha evvelde de yine Çin pistte de iyi yarışlar koşan 2 numaralı Dragonborn olacak. Özcan Yıldırım'la birlikte arkadaşlar 5 3 2 2 4 1 19 gün evvel start alıp kazanmış. Gayet iyi de bir formu var. Rakiplerine bakıyorum. Tek e, ona rakip olabilecek safkan 313 gün evvel start almış en son. Yani kısacası rakibi yok bu Safgan'ın burada. Bana sorarsanız 2 numara tek derim ben Dragonborn. E, ama diğer isimlerden bir tercih yapılacaksa illa bir isim yazılacaksa şayet. O zaman arkadaşlar bu isim son koşunda dördüncü olan 4 numaralı Benzema olacaktır. Görkem Özçelik Laprantisi ile 52 kiloda start alacak olan Safkan 9 gün evvel dördüncü oldu. Burada bir sürpriz yapabilir. Yapabilir bir sürpriz. Ama 2 numaralı Dragonborn açık ara favoridir. O yüzden onu tek tek geçebiliriz. İsteyenler arkasına bir Safkan en fazla yazabilirler diyorum. Ee, üçüncü koşuya geldik. 8 safkan start alacak. Şart 4. 4 yukarı Araplar 1400 metre sentetik pistte koşulacak bir koşu yine bizleri bekliyor. Arkadaşlar buradaki e, açıkçası en kuvvetli isim normal şartlarda 3 numaralı Roman olur. Zaten son koşusunda kazandı ama 4 günlük bir aranın ardından start alacak olması onu ne kadar olumsuz etkileyecek onu bilemiyorum açıkçası. Zorlanacaktır bu safkan. Nitekim kuvvetli bir rakibi de var. Özellikle 2 numaralı Başaydın son koşusunu kazanmış 19 günlük bir aranın ardından gelecek. Üstelik Roman Olur'la da en iyi derecelerine baktığımızda 5 salise daha iyi de bir derece de yapmış. Yani hemen hemen aynı dereceleri yapabilen safkanlar olduklarını görüyoruz. Zaten 2 numaralı baş aydından başka da 1.33'lere düşen safkan olmadığından dolayı bizim için burada 2 numara belki 3 numara yazılabilecek safkanlardır diye düşünüyorum. 2 numaralı Baş Aydın'ı kesinlikle yazalım arkadaşlar. Yanına başka bir isim yazmayı düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Ee, belki kalitesinden dolayı 4 gün onu zorlamayacaktır deyip 3 numaralı Roman olur yazabilirsiniz ya da başka bir safkan düşünebilirsiniz. Ama ben 2 numaralı Baş Aydın kesinlikle kuponlarda bulunsun diyorum. Geçiyorum 4. koşuya arkadaşlar. 10 safkanın start alacağı bir yarış bizleri bekliyor. Handikap 15. 3 yukarı İngilizler. 2200 metre sentetik pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar son koşusunu kazanıp buraya gelen daha evvel Çin pistte 3. Lük ve 5. ilke elde eden 2 haftalık aranın ardından 7 numaralı Ark Royal son koşusunda da zaten kazanmıştı bu safkan 2 hafta evvel. Gayet güzel bir yarış koşmuştu. Ee, açıkçası gayet iyiydi yarışı 7 numaralı Ark Royal'in. Ee, ben... Bizzat hipodromda da izlemiştim onu. Ee, o gün ille de sürmelinin yarışının olduğu gündü. Ee, açıkçası bu safkan yine burada galip gelecektir diye düşünüyorum. Ee, i̇yi koşacaktır. E, ee, Saruhan ekürüsünün safkanı. Ondan başka bir safkan yazmak isteyenler varsa şayet. Açıkçası burada son koşusunda ikinci olan 16 gün evvel start almış 3 numaralı Moda. Ee, Akın Akın Sözen'le koşacak. Bu safkanı tercih edebilirsiniz Arkadaşlar son koşusunda bir ikinciliği var. bu mesafede iyi koşamayacağını düşündüğüm tek bir isim var burada. 4 numaralı Free Children. Arkadaşlar 2 24'lük bir dereceyle birlikte rakiplerinden ne kadar geride kaldığını görüyoruz bu ismin. Yoksa daha kısa bir mesafe olsa 2 yarıştır üçüncü olan bir safkan tabii ki de yazılabilecek bir isimdir. Ama yani baktığımız zaman tabii ki bu şartlar altında elimiz kolumuz bağlanıyor. O zaman ne yapıyoruz? 7 numaralı Ark Royal yazıyoruz. Peşini isteyenler 3 numaralı Moda'yı yazabilirler. Ya da ya da 8 numaralı Filandoz yazabilirsiniz. Metin Amidi ile 50 kiloda son koşusunda ikinci oldu bu safkan. yazılabilecek bir isim. bir de bir de şöyle söyleyeyim. Biraz daha sürpriz bir isim ama 6 numaralı Ananiyashvili belki düşünülebilir. Son koşusunda bir beşinciliği var. E, açıkçası yazmak isteyenler bu safkanı da yönelebilirler. E, 7 numaralı Ark Royal arkasına beğendiğiniz bir tane safkan 2 isimle burayı geçeriz diyorum ben. Bu şekilde düşünüyorum. 5. Beş, beşinci koşuya geldik. 13 safkanın start alacağı Maiden Dişi. 3 yaşlı Araplar. 1300 metre çim pistte koşulacak yarış. Arkadaşlar buradaki tercihimiz 4 numaralı safkan Dilanur olacak. E, baktığımızda safkanın Start aldığı yarışlarda 3-8-5 şeklinde geldiğini görüyoruz. Çin pistte ilk koşusunu üçüncülükle tamamlamış bir safkan. Rakiplerine baktığımızda ise yani gerçekten kuvvetli bir isim olmadığını görüyoruz. 3, 3 safkan var burada. 7-8-9 numaralar. Bunlar hiç yarış koşmamışlar. Açıkçası bunlarla ilgili idmanlar varsa bir idmanlara bakalım. Yalnızca bir safkanın idmanı var. 13 numaralı Uçan İrgün. E, o da zaten iç pistte çalışmış. Kumda Ankara'da. Ee, yani Ankara'da çalışmış evet. O zaman kumpis zaten. Sentetik değil. Ee, yani bu sebeple burada bu üç isimle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ee, açıkçası bir de evet şu Safkan da var. 5 numaralı Dilsu da var arkadaşlar. Yani 4 numaralı Dilanur kesinlikle yazalım. Ee, bildiğimiz bir isim. Bir üçüncülüğü var, bir beşinciliği var. Bir de istiyorsanız şu hiç start almamış safkanlardan yazın arkadaşlar. Özellikle ekürler var 7 ve 8 numara hani şansınızı arttırabilirsiniz bu şekilde yazarak. Ya da iyi jokey biniyor diyerek Atman ekürüsünün 9 numaralı Kızım Yağmur isimli safkanın Tolga Yıldız biniyor. Ya da 5 numaralı değil su Akın Sözen biniyor. iyi i̇yi jokey biniyor deyip güvenerekten bu isimleri düşünebilirsiniz. Ee, bir safkan daha var değineceğim bir numaralı Andrea kızı bizim yetiştirdiğimiz bir safkan. E açıkçası bu safkan çimde sentetikte fazla gitmiyor. E, bu koşuya neden tercih edildi bilmiyorum e, yarış olarak kum pistte iyi koşmuştu. E, belki burada iyi koşar bilemiyorum açıkçası. E, Metin Ahmet'i binecek safkana. E, Çim pistte ve sentetikte hiç yarışlarında başarılı olamamıştı gördüğünüz şuradaki sıfırlar e, o derecelere ait ama grup e, kolay bir grup. Belki bundan bir istifade ederek bir şey yapabilir bu Safkan. Tabela yaparsa güzel olur tabii ki bizim için. Yoksa yani sadece bu isme bir değinmek istedim. Onu bu şekilde belirteyim. Kumpiste 5-6-3 şeklinde gelmişti Safkan. İyiydi ama sentetikte ve çimde henüz hiçbir şey yapamadı. Eee... Bu şekilde bunu da belirttiğim için geçebileceğimiz geçebileceğimizi düşünüyorum bir sonraki koşuya. Dediğim gibi 4 numaralı Dilan Nur'u kesinlikle yazalım. Peşine başka isimlerle yazarak buraya geçebiliriz. Arkadaşlar 6. koşu Türk Böbrek Vakfı koşusu 7 safkanın start alacağı 21 handikap. Dişlere mahsus 4 yukarı Araplar 1900 metre Çin pist koşusu. Arkadaşlar burada 2 safkan ön planda olacak. 1 numaralı Köçek e, açıkçası ilk tercih olabilecek isim ama 62 kilo gibi bir dezavantajı var aklınızda bulunsun. Son start aldığı 4 yarışının 3'ünü kazanıp birinde ikinci olmuş bir safkan haliyle bizim için iyi bir tercih konumunda. Ondan daha avantajlı olan isimse Kurt Elekürisi'nin safkanı 59 kiloda 3 numaralı Gökçe Bayır. Akın Sözen'le start alacak son 6 koşusunun 4'ünü kazandı. Birinde 5. birinde de 3. oldu. 3 numaralı Gökçe Bayır. Zaten burada muhtemelen favori konumunda olacaktır bu safkan. Ee, birazcık sürpriz bir isim arayanlar varsa 5 numaralı Sanay diyorum arkadaşlar sürpriz olarak. Son koşusunu 6 gün evvel kazandı. 2.07.31'lik derecesiyle birlikte bu zeminde bu mesafede en iyi safkan konumunda. Dereceler arkadaşlar yalan söylemez. Tabi at atla koşunca farklı koşar. Ama 2.07 e, yani burada göz ardı edilemeyecek bir derece. E, o sebeple bu ismini sürpriz olarak düşünebilirsiniz. 3 ee, üç numara Gökçe Bayır. Arkasında bir numara Köçek. Belki 5 numara Sanay. Düşünülebilecek safkanlar arkadaşlar. 3 numaranın kilo avantajı var. Kesinlikle göz ardı etmeyin bunu. Ee, bir numaraya kıyasla. Ee, tabii beş numaralı Sanay'da büyük bir sürpriz önerisi olur. Yazmak isteyenler için. Gelelim 7. koşu Hayata Bağış Derneği koşusu 7 safkanın start alacak. Sabah 7 3 yaşlı Araplar 1400 metre Çin pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar burada en hazır gelen isim bir numaralı mahsul olacak. Akın Sözen'le start alacak olan Safkan son 6 yarışında galip gelemedi ama 4 kez ikinci, 2 iki kez 3. oldu. Bunların 5 içimde elde edildiğini düşünürsek Safkan gayet hazır konumda olduğunu zaten bize belli ediyor. Öte yandan Bay 5 numaralı Safkan ve de tabi işte start alacak. 3-1-1-2 şeklinde gelmiş. 14 gün evvel ikinci olmuş bir isim. Ee, ve bir diğer Safkan'da ee, son koşusunda Maiden'den çıkan 3 numaralı Dobby ee, onu da yine düşünebilirsiniz. 14 gün evvel koşup kazanmıştı ama tabii dobi birazcık daha geri planda kalacaktır burada. Ee, muhtemeldir ki 1 numaralı Mahsul ve 5 numaralı Bay Reisoğlu arasında bir galibiyet mücadelesi bizleri bekliyor arkadaşlar. Ona göre bir e, kupon tercihi yapabilirsiniz diyorum. 8. koşu 12 safkanın start alacağı şart 4 dişi 3 yukarı İngilizler. 1900 metre çim pistte koşulacak bir yarış. Arkadaşlar buradaki ilk tercihimiz 3 numaralı Direct Win olacak. Bu safkan 9 9 gün evvel ikinci oldu çim pistte. E, açıkçası iyi bir dinlenme aralığı. E, güzel bir koşu koşarsa, e, burada fazla at olmasından olumsuz etkilenmezse, e, yarışı kazanacaktır bu safkan kuvvetli bir rakibi yok. O yüzden ben şöyle diyorum sizlere. 3 numara direct win arkasına bir tane belki iki tane tercihinize bağlı safkan yazarsanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim 9. ve son koşuya. Arkadaşlar 13 safkanın start alacağı 9.30'da koşulacak. Meydan Deşi 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim pist yarışı bizleri bekliyor burada. E, açıkçası bu dişilere mahsus meydanlarda gerçekten e, gruplar zor olmaya başladı. E, çünkü genelde tabela yapamayan e, başarısız safkanlar koşuyorlar. E, baktığımız zaman. Açıkçası burada 42 gün evvel start almış olmasa ilk tercihimiz Gülay ablam olacaktı 4 numaralı Safkan. Fakat onun bir uzun bir aralığı var. İsteyenler yazsınlar istemeyen yazmasın. Bir şey söyleyemiyorum çok fazla bu Safkan'la ilgili. En hazır vaziyette olduğunu düşündüğüm isim 13 numaralı Ses Turbo. Vedat tabii işte start alacak. Safkan baktığımızda 2 yarış koştu. Bir üçüncülük bir beşincilik elde etti. Gördüğünüz üzere şurada 13 numaralı Ses Turbo. En hazır vaziyetteki Safkan. Diğer isimlerle ilgili ise ee, bir numaralı Dudak Büken Muhtemelen en hazır isim e, Diğerlerinden e, Baktığımızda Çin pistte bir ikinciliği bir beşinciliği var Son yarışlarında ise bir ikincilik bir dördüncülük elde etmiş e, Gayet güzel bir safkan Tabelalar yapıyor Ediyor galibiyete yakın e, Biraz daha sürpriz ama iki numaralı Berren Kız Akıl sözenli 57 kiloda Bir tane Çin pistte üçüncülüğü var Diğer iki yarışında bir şey yapamadı Yine tercih edilebilecek bir isim Arkadaşlar burada bu safkanlardan tercih yapmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok da fazla açılmaya gerek yok. burada böyle 3-4 tane isim en fazla yazarsanız eee olduğu için bir de dediğim gibi çok garanti gözükmüyor buradaki atların durumları. yani 3-4 ismi en fazla en fazla yazılarak burada bir kupon düşünülebilir. tabii 6'lı haricinde oyun oynayacaksanız da yine tek tek yarış bazında bakarak bir tercih yapabilirsiniz. O da güzel olabilir açıkçası. Böyle programlarda genelde o da iş görebilir. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bursa videomuzda da yayında olacaktır. Onu da hatırlatalım tekrardan. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.